Sakaryalıların derdi ortağı Turgay Özbalkanlı ile Dök İçini Rahatla başlıyor. İçin Rahatla programında da sizlerle birlikte olacağız inşallah. Burada Sakarya'da yaşayan güzel insanların hepsi dediğim gibi nereden gelirseniz gelin ama biz sizi Sakaryalı olarak bağrımıza basıyoruz, kabul ediyoruz ve çok seviyoruz. Sakarya'ya geldiğinizde TV 264 programlarını izlediğinizde hangi arkadaşımız olursa olsun hepsi inanın ellerine, vicdanlarına, yüreklerine koyarak bu programları yapıyorlar ve sizlerle paylaşıyorlar. Ve geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız pandemi döneminde inanın bizler de çok zor günler geçirdik. Çok zor günler atlattık. Ama hep sizlerin yanında olmaya inanılmaz şekilde gayret gösterdik. Hiçbir zaman da halimizden, hiçbir şeyimizden de şikayet etmedik. Hep şükrettik, şükrettik, şükrettik. İşte gene dünyamızda artık dünya biliyorsunuz küçüldü. Uçaklarla her yere gidip gelebiliyorsunuz. Tabii imkanlarınız varsa ya da internet ortamında, sosyal medyada istediğiniz her şeyi paylaşabiliyorsunuz. Tabii bundan birileri mutlaka rahatsız oluyor, birileri mutlaka hoşnut oluyor. Orasını değerlendirmesini biz sizlere bırakıyoruz. Sakarya'mızda da inanın bütün kalbinizde öylesine güzel insanlar var ki Sakarya'mızda derken bütün ülkemizde Türk insanının o ince zekasına ne Amerika, ne Rusya, ne Bulgaristan, ne Hindistan, ne Çinistan, ne Japonistan, ne bilmem ne istan, hiçbir ülkenin aklı zekası basmıyor. Bizim insanımızda inanılmaz ince bir zeka var. Ve en yok, en dar dediğiniz anda ve zamanda bile bir yolunu bulup çıkış arıyor. Ve bütün olup bitenleri de inanılmaz böyle hassasiyetle, incelikle, titizlikle dinliyorlar, izliyorlar ve notlarını alıyorlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz, Hayat Pahalı'nın protestoya istinaden Kazakistan'da bir takım olaylar oldu ve bir anda büyüdü olaylar, bu safhalara geldi. Ama adamlar ne oldu? Dış güçler derken Rusya geldi üzerlerine çöktü bir şekilde. Çok kötü bir şey. Gerçekten çok kötü bir şey. Ama biz de şuna bütün kalbinizle inanın. Bizim insanımız öyle kimi kimsenin dolmasına, dolmuşuna gelip de efendime söyleyeyim öyle sokağa dökülme, mokağa dökülme asla ve asla yapmaz. Bunu nerede gördük? İşte İstanbul seçimlerinde gördük. Mersin seçimlerinde gördük, Antalya seçimlerinde gördük, Adana seçimlerinde gördük, İzmir seçimlerinde gördük, şurada gördük, burada gördük vesaire gördük. Çünkü değerlendirme insanlar son anda sandığın başında pat diye yapıyorlar ve yapacaklar da. Onun için biz kimseye sen şuna git oyunu at, sen buna git oyunu at, sen bilmem ne yap et asla demeyiz. Buraya gelin sosyal ortamda bu güzel havada da şansımıza bize anlatın, paylaşalım, aktaralım. Neler oluyor, neler bitiyor hep birlikte görelim. Şimdi ilk vatandaşımız konuşmak üzere geldi. Kendini bir tanısın sizlere önce. Ben Sakarya Mahallesi'nden emekli vatandaş. Ha. Nereden emeklisin? SSK. SSK'dan tamam. Nasıl emekli maaşlarıyla durum? Paran? Daha almadım, belli değil. Ne alacağımı bilmiyorum. %27 mi %25 mi? 25, 25 5 dediler. Ha.
İyi para, Allah bereket versin. Amin. Ama bir taraftan da başka faturalar kabarıyor. Ne oldu? Geldi oraya çattı. Benim cebimde kalmayacak ki. Kalır mı? Bilmiyorum ki. Harcamana yani, bağlı. Ne? Çok ya, para harcarsan çok para gider. Marketten aldım yüksek fiyatı, benim aldım zam oranı gidiyor oraya giriyor. Öyle mi? Nasıl öyle değil mi yani? Öyle demek ki, ben bilmiyorum ben. Ben marketten alışveriş yapmıyorum, bakkaldan alışveriş yapıyorum. Ya bu işi madem sıkı takip yapsınlar, bizim de açlık cebimizde kalsın. Yettirelim parayı. Zamdan faydalanalım yani. İnşallah. Sonra elektrik kesiliyor çabuk. Nasıl kesiliyor elektrik? Ya kesiliyor işte, evde ceyran zırt pırt pırt oynuyorlar, nasıl yapıyorsalar ondan. Faturalara yansır, kesildiği zaman işlemez elektrik. Faturaya yansımaz. Geliyor. Sanki onu ayarlamış otomatiğe sanki. Öyle mi? Evet. Sedaş mı yapıyor bunu? Kim getiriyorsa faturayı eve. Anladım. Ne yapmak lazım? Sularımız da pislik akıyor. Nasıl sularımız pislik? Renkleri değişti, çeşme sularımız. Havalar bozdu, ondan olabilir. Bir de onlara da yüklediler fatura parayı. Suda mı zamlı? Her taraf kazık. Tövbe yarabbi ya. Ne konuşacağımı da bilmiyorum ha. Bu televizyona söyle, bunun sesi aşağı yukarı gidiyor. Ayar ya, bayar. Bak Serdar, sana fırça kayıyorlar ona göre. Akşam ses yoktu. İki gün önce bağırıyordu, başladım kısmına. Ne oldu, beni duydu da mı kıstı ya? Yani? Olabilir. Ben işin teknik kısmını bilmiyorum. O kameranın arkasında onları organize eden arkadaşlar var bizim teknik masada. Onlar bilirler ama bu sesini de duyarlar inşallah. Ona göre önlem alırlar. Geçen sene yazdı. Burada uzun çarşıdaydın. Bak o eczaneye yazıyor ya. Evet. Yazdı Ağustos zamanı. Gene böyle denk geldim. Sizden müsaade istedim. Konuşacağım, şikayetlerim var. Evet. Adam arıyoruz dedim bana. Adam arıyoruz yani, buraya konuşacak. Kameraya boş dedim. Söylediğim Tekin yaptığı kesintileri söyledim. Akşam yayında bir tek gözlerimden şapkam çıktı. Hani ötekiler silmişsiniz? Gene siler misiniz bu akşam? Valla bütün işi yapan Göksel. Şeyin başında teknik masada o. Şikayet yapıyorum diye. Biz söz mü? Sözünde duruyor. Dayıcım biz bak şöyle. Biz şikayet olarak almıyoruz bu mesajları. Biz bunları yetkililer duysunlar, görsünler, dinlesinler, önlem alsınlar diye yapıyoruz. Anladığım kadarıyla elektrikten, sudan, gelen faturalardan dert yanıyorsun. Biz de onu niye o kadar çıkardılar, niye o kadar yükselttiler diye aşağısınlar diye 400 istiyoruz. 400 küsüre arabanın muayenesini yaptırıyorum. Şimdi 500 küsür oldu diyor televizyon. Bu ne ya? Araba muayenesini mi? Evet, araba muayenesi. Şimdi arabayı da mı oraya ödeyeceğim ben? Ne yapıyorlar araba muayenesinde? Ne bileyim ben, ne yaptı adam? Altına üstüne başına bakıyor. Kaç dakika sürüyor? 10 dakika, 15 dakika. Ya zaten beni almıyor ki oraya içeri. Kaç lira alıyor? 500 lira diyor şimdi bu yıldan itibaren. Televizyonun söylemesi. Uy. Dinlediğim haberler. Çok para be ya. Çok para. Ondan sonra yakıt ne? Yakıt derken? Yakıt depoya ne koyacağız? O da pahalı. 10 liradan şu aşağı. Şu anda benzin istasyonlarında 13.93, 13.83, 13.73 diye değişiyor ama 14 lira diyelim. Yani maazallah 600-800 liradan aşağı bir depo galiba dolmuyor. Öyle mi? Dolmuyor tabii. Depoyu neyle dolduracağım ben? Ufak ufak alıyorum güzel yettiği diyorsun. Kadar. Ondan sonra da gezemiyorum. Dayıcım bak güzel söylüyorsun da. Güzel söylüyorsun da millet de hep araba üstünde veya baksana şehirde araba kaynıyor her tarafta, bir de son vallahi, model arabalar yani. Ona da bu kafam, nasıl oluyor? Onlara da kafam çalışmıyor yani, bağırıyoruz yok ya. Arabaların kuyruğuna bak. Yani trafikte böyle yani. Akşam üstleri bütün kavşaklar ana baba günü dolu. Her uzayan gün, kuyruklar. Trafik kalabalığından bir de sıkışmadan her gün kaza çok kaza yani, kaza. Çok kalabalık arabalar, bir de riayet etmiyorlar kurallara. Tamam dostum, gidiyorum. Hadi bir şeyleri ayarla. Eyvallah. Değerli izleyiciler. Bakın burası sosyal platform. Herkese açık. Herkese açık. İnsan ayırt etmeksizin. Seni bir tanıyalım. Halit Kotoğlu. Nedir senin anlatmak istediğin konu? Atapazarı İstanbul arasında tren çalışmıyor. 5 sene, 6 sene orada çalışmıyor. Neden çalışmıyor acaba? Atapazarı Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylüyorum. En kısa zamanda başlaması lazım. 5 sene, 6 sene oldu. Otobüsten daha iyi gidiyoruz tren ya. Niye çalışmıyor diye. Otobüsler pahalı mı? Pahalı. Kaç lira şu anda İstanbul'a? 50 lira. Kaç liraya gittim geçen? 50 lira. Öyle mi? 55 lira. Zeftur. Ama tren çalışsa benim için daha iyi olur. Her tarafa yolundan gidiyoruz diyorum. Daha iyi olur. Tamam. Nerede oturuyorsun sen? Şeker Mahallesi'nde. Şu bizim Şeker Mahallesi. Evet. Nasıl Şeker Mahallesi'nde hayat? Hayat aynı.
artıları, eksileri, güzellikleri, çirkinlikleri, onlardan biraz da bahset bize bakalım. Çiçin'in de belediye başkanı yapıyor çocuk bahçeleri, 15 gün sonra bozuyorlar. Orada oynayanlar bozuyor. He, işte oynayanlar bozuyor, yani. Tamam. Yani bizim insanımızda da birazcık şeylik evet, var böyle. Aynen, aynen. Öyle değil mi? Evet. Yani zarar vermek boşuna gidiyor herhalde insanların. Bunlar diye yapmıyor, oynasınlar diye yapıyorlar. Oynasınlar diye böyle ne yapıyorlar, cazı söküyorlar. Ya. Onlar bir de lafa yazdım yani küçükler, büyükler şey yapmasın diye. Peki. Başka ilave edeceğim bir şey var mı? Yok, sağ ol. Peki, teşekkür ederim. Size tamam, alayım, gelin buraya. Sağ ol. Gelin arkadaşlar, gelin. Heh. İkiniz de gelin ya. Gelin. Hangi okula gidiyorsunuz? Abi, Erenler Anadolu Lisesi. Erenler Anadolu Lisesi, sen? Ben Nail. İki tane fırtına gibi delikanlımız. Sıra arkadaşım abi. Sıra arkadaşım. Okulunuzun ismi ne? Abi şu anki ismim Vali Mustafa Cahit Karaç Anadolu Lisesi. Kulakları çınlasın. Kaçıncı sınıftasınız? 12. 12 yani? Lise. Son. 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 Staj falan yapıyor musunuz? Yok, okulunuz? Anadolu Lisesi. Yok, okulda yok değil mi? Anadolu Lisesi. Aynen. Daha ziyade Fenerlikli galiba değil mi oralar? Peki abi, hedefler yani. Ne? Abi hedefler ben uluslararası ticaret. MSU istiyorum. Subaylık. Öyle mi? Bak işte var ya, al pırıl pırıl bir Türk genci. Şimdiden subaylığı hayal etmiş. İnşallah işte böyle istekli adamları alın orduya. Bu insanlardan daha çok yararlanırsınız. Yani bir işi böyle sabah işe gideyim, akşam olsa da gitsek diyenlerden olmasın bunlar. Peki bize böyle gençlerle ilgili şöyle bir Sakarya değerlendirmesi yaptığında neler söylersiniz? Nasıl bir Sakarya var şu anda gözünüzde? Abi bence benim gözümün önünde hiç güzel bir Sakarya yok. Neden? Çünkü gençlerin önü açılmıyor diye düşünüyorum ben şahsen. Ne açılardan? Abi her açıdan eğitim olsun veya ticaret atılmak olsun, her şeyin zaten şartları zor. Ama bu şartlar bize daha da zor geliyor öğrenci olduğumuz için. Çünkü okulla çalışmak beraber gitmiyor. Ama bizim önümüzü açsalar daha güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum ben. Sen? Zaten abi gençlerin yarısı Hapa, Ota, Esrar. Yarısı düşmüş abi bunlara zaten. Peki neden böyle oluyor? Nasıl bir boşluk bu? Nasıl bir değerlendirme yapamıyor abi, bizim yetkililerimiz? Neden böyle oluyor? Şimdi değerlendirme yapamıyorlar, ona bir şey diyemem de. Şimdi abi ben almak istesem her köşe başında bir torbacı var. Böyle oldu mu sen de alırsın, öteki de alır. Almak basit yani. O yüzden abi. Önlenilmiyor. Önlem yok şu an burada. Peki ne yapmak lazım? Abi bunun ekonomide de şeyi var. Mesela bu devletin ekonomiyi bu hallere getirirken mesela düşünmesi gerekiyordu diye düşünüyorum ben şahsen. Çünkü suç oranları artıyor. Adam alamayınca, görünce çocuğunu alamıyor, hırsızlık başlıyor. Benim gibi çocuklar babasının parası yetmiyor, kendi çalışıyor. Çalıştığı para da yetmeyince gene hırsızlık yapıyor. Başka şey mesela tozdur, torbadır, onları tutmaya başlıyor. Abi her şey yani yelteniyor millet, anladın mı? Zaten Sakarya'da olan bir şey. Bunlar kolay bulunabilir yani. Tek ekonomi değil, herkesin şu anki düşüncesi de öyle. Ya kazandığı para kimseye yetmiyor az çok. Peki bunu her programda ben söylüyorum, dile getiriyorum. Belki bana biraz kızacaklar gene ama siyasilerimiz birbirlerine böyle ağır sözler sarf ediyorlar. Alaycı sözler kullanıyorlar, aşağılayıcı kelimeler sarf ediyorlar. Ve bu nasıl yansıyor size? Abi, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi 80'lere döndük şu an, sağcı solcu. Ayrıştık mı yani? Ayrıştık abi, herkes şey düşünüyor yani. Ya sağcıyım ya solcuyum. Kim iyi yaptı, kim kötü yaptı buna bakmıyor kimse. Ama güzel şeyler de oluyor Türkiye'de. Güzel şeyler de oluyor ama nadir oluyor işte. Mesela bak trafikte herkesin altında son model araba var. Benzin pahalı, altın pahalı, şu pahalı, bu pahalı ama hiç maşallah herkes araba altında. Ya benim babamda da var. Benim babamda da var ama bence şu anki yaşantımız iyi değil. Hangisi peşin almış? Taksit, faiz. Ödeyemez, sanıyor musun? Aynen alırlar elinden yani bir şekilde. Bak kırmızı ışıkta langır lungur geçti herif, görüyor musun bak. Onlar beklediler, o geçti. Trafik kurallarına neden uymuyor insanımız? Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi bir fikrim yok. Hızlıyız abi. Hızlı yaşayan her kim ölür. Hızlıyız. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Abi kendileri bilir. Peki. Başka ilave edeceğiniz bir şey yok, yoksa? Yok abi, sağ olasın. Güle güle. Kolay gelsin. Güzel abi. Eyvallah. Kolay gelsin. Değerli izleyiciler, bu arada geçtiğimiz haftalarda yaptığımız programda izleyicinin biri demiş ki işte avcı ile eline çıktı. İşte boynuna fotoğraf makinesi taktı. Ben bugün fotoğraf makinemi tepeye koydum. Neden fotoğraf makinemi kullanıyorum? Olmadık, anlık bir pozisyon oluyor, bir resim oluyor, çekmemiz icap ediyor. Ama bu gördüğünüz yelek avcı yeleği değil, gazeteci yeleği bu yelek. Bu yeleğin içinde değerli izler yok yok. Ve şu anki ağırlığı tam 5,5 kilo bunun. Kameralarım var, sehpalarım var, kuş lastiğim var, tespihim var, takkelerim var.
Çakılarım var, çakmaklarım var. Efendime söyleyeyim, milelerim var, kameralarım var. Ne diyeyim sana? Var oğlu var yani. Bir, onları bir gün tipi programda böyle bir masa da getireceğim buraya, seyredeceğim. Göksel'e seyrettireceğim size. Yani bu yelek gazeteci yeleği, avcı yeleği değil. Ben insan avcısıyım. Ben insan avcısıyım ben. İyi insanları, kötü insanları ayırt ederek avlıyorum onları ben. Sen kimsin? Gel buraya. Gel, bir şey yapmayacağım, gel. Gel, korkma, gel. Siz de gelin, gelin. Gelin siz de konuşalım. Gel bakayım buraya. Neredensin sen? Yanaş şöyle. Ben Mahmutçu. Çiğitler abi. Çiğitler, Çiğitler abi. Evet abi. Adın ne? Sercan abi. Okula gidiyor musun? Evet abi. Kaça? 9'e. 9. sınıf kaçıncı sınıf oluyor? Orta? 1 abi. Lise 1. He, lise 1 abi. Lise 1. 9, evet. 12. Öyle gidiyor. Evet abi, ha? Gidiyor abi. Nasıl gidiyor derslerin? Vallahi İyi gidiyor abi, Allah aşkına. Çalışabiliyor musun? Çalışabiliyoruz abi, Allah aşkına. Kaç kardeşsiniz? Altı kardeş abi. Altı? Altı kardeş abi. Altı kardeş. Kaçı kız, kaçı erkek? Abi üç kız, üç oğlan abi. Abi nasıl bakıyor babanın altınıza birden? Ne iş yapıyor baba? Hurdacı abi. Hurdacı mı? Ay canım benim. Selam söyle babana. Aleyküm selam abi. Diyeceğim başka bir şey var mı? Yok abi. Hadi hoşçakal. Canın sağlığı. Arkadaşlar gelin siz bakalım böyle. Gelin güzel abilerim benim. Gel sen de gel. Buyurun abi. Seni bir tanıyalım önce. Ben Karaköy'de oturuyorum. Bizim bu Karaköy'de. Evet. Roman Mahallesi'ne girerken gelmeden beri de sağlı sollu. Yo, ben Büyük Cami'nin arkasında oturuyorum. Ha, o büyük mezarda. Vatan Caddesi'ne. Yani, Vatan Caddesi. Geçtiğimiz günlerde bir şehidiniz de vardı. Gelmiştim. Evet. Ben. Evet. Doğulu bir kardeşinizdi. Evet. Aynen. Evet. Peki abicim, isminiz neydi? Abdülmutalip. Abdülmutalip abi. Bize böyle hayata dair bu içinden neler geçiyorsa bir paylaş. Yetkililere seslen, siyasilere seslen. Birbirinizi yemeyin de onlara. Bak, sizin orada sarf ettiğiniz kötü sözler de milleti ayrıştırıyor de. Anlıyor musun? Bizim milletimizin özelliklerini, güzelliklerini anlat onlara da dinlesinler seni. Hadi bakalım. Anlatayım. Şimdi öncelikle Korkika... dur bir dakika. Tiz kuye. He? Söyle. Tiz kuye. Van. Ez van a prazdıkım. Teşekkür. Teşekkür. Şimdi ben şeyi söyleyeyim. Mecliste yapılan bütün hareket halka sirayet ediyor. Bravo. Oradan ayrıştırıyor. Abi. Ayrıştırıyor. Şimdi bizim söylemek istediğim şu. Halk mecliste bulunan bütün milletvekili daha bilinçli, daha düzgün, daha dürüst, daha temiz. Abim benim be. Bak, programın başında aynısını söylemedin mi Göksel? Bu yani bunun şeyi yok başka. Söylemek istediğim şu. Ya bugün bir vatan millet için hayırlı olan bir şey geldiği zaman sadece muhalefet etmek için karşı çıkılıyor. Sadece muhalefet olsun diye karşı çıkılıyor. Ya hayırlı bir şey geldiyse hep el birlikte yapın. Artı puan kazanın milletin içinde. Yani sen her şeye muhalefet olduktan sonra burada senin zaten anlamı ne? Sen iyilere muhalefet yapmayacaksın. Kötülere muhalefet edeceksin ki iyisini de bizde görelim. İyisini de bize sun. Bunun daha iyisi budur de. Biz de onu bilelim. Biz de ona göre sen diyelim. Ha, bu daha iyidir. Bu geldiği zaman daha iyisini yapacaklar. Ama öyle bir şey yok. Şimdi her şeye muhalefet. O zaman iyisi nedir kardeşim? İyisini bize söyle. Şimdi bugünkü durumda tamam, pahalılık her şey var. Şimdi bugün dünya çapında bir pahalılık var. Sadece Türkiye'de değil. Dünyada bugün büyük bir şey var. Kriz var. Bakıyorsun oradaki enflasyon çok yüksek. Enflasyon çok yüksek başka memleket, Amerika'da olsun, Almanya'da, her yerde şu anda öyle. Ama enflasyon yüksek. Şimdi bizim mesela başkan diyor ki ben şey düşüreceğim diyor faizi. Faiz düşeceğim. Hayır, düşemezsin diyor. Faiz diyor yüksek olması lazım. Bakın kardeşim, orada enflasyon yüksekken faiz yüksek değil de burada niye faiz yüksek olduğu zaman enflasyon yüksek oluyor? Bu faizi düşüreceksin ki burada bir daha sıcak para, dolar oynama olmasın. Faiz %1'e 2'ye indiği zaman bu sefer dışarıdan dolarla Türkiye'ye müdahale edemezler. O zaman ne olur? Her şey standart şekilde yoluna devam eder. Ama orada enflasyon bakıyorsun %10, faiz %1. %1 nokta bilmem kaç, %0.50. Bizde neden bu kadar yüksek? Çünkü hep sürekli sıcak parayla, hep sürekli dış borçla, hep sürekli şeyle ekonomi gittiği için. Onun için faiz yüksek. Yoksa bugün bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık çok önemli bak. Şimdi siyasi bağımsızlık, bütün Afrika ülkesi siyasi bağımsızlık ama ekonomi bağımsızlığı yok. Ekonomik bağımsızlığı olmuyor, bir memleket köledir. Ekonomi bazını kazandığın takdirde, işte bu şekilde ekonomi bazını kazanırsan, işte o zaman kral sensin. Ekonomi bağımsızlığı bir devlet için siyasi bağımsızlıktan daha önemlidir. Siyasi bağımsızlık herkes tanır. Tamam, sen devletsin der ama ekonomi bağımsızlık çok daha farklıdır. Ekonomi bağımsızlık
kendi makineni, kendi her şeyini üretip dışarıya kaynaktan, şuradan buradan borç almadan, talep etmeden kendi üretebiliyorsan ekonomi avansı o zaman elde edersin. O zaman kimse sana ne yan bakabilir, ne ekonomiye müdahale edebilir, ne de faizle bilmem dolarla sana müdahale edebilir. Burada değerli izleyiciler, çok muazzam bir Güneydoğu kültürü var. Bunların içlerinde en uç olanlarından birisi de Erzurum'un dadaşları, Van'ın kardeşleri, efendim mesela Diyarbakır'ın kebapçıları, Urfa'nın işte tatlıcıları, Antep'in tatlıcıları, Ağrı'nın hepsi bizim insanlar. Ağrı'nın da o kekik otuyla beslenmiş hayvancıları, evet, çok evet. Önemli. Burada çünkü kurbandan kurbana çok önemli bir firma çiftlik sahibi getiriyor. İnanılmaz lezzetleri var ve 3-4 ay önceden, 6 ay önceden dünya çapında etler marka bitiyor. Olmuş yani. Aynen. Evet. Peki abicim, bir de herkese soruyorum o soruyu. Bizim siyasilerimiz hangi partiden olursa olsunlar, böyle birbirlerine karşı çok sert söylemlerde bulunuyorlar. Ne bileyim yani, çok ağır kelimeler sarf ediyorlar, alay ediyorlar, aşağılıyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dışarıdaki insan ne yapsın bunu? Bak şimdi, dışarıdaki insan bunları gördüğü zaman zaten şu anda siyasetçilerin onun için değeri yok. İşte bu. Şu anda bir milletvekili gelsin, kimse ona yaldırır işitmez. Bir gelseler buraya var ya. Hayır, kimse dönüp de bakmaz ya kimsin nesin diye. Ama eskiden mesela, eskide ben çünkü biliyorum, mesela 30-40 sene önce bir siyasetçi geldiği zaman hürmet edilirdi. Ona karşı bir saygı vardı. Şimdi bunlar kendi saygılarını kendi getirdiler zaten. Kimse saygı duymuyor onlara. Şimdi buraya mesela bir siyasetçi girsin, etrafında 10 tane polis, zaten soru sormaya kimse yaklaşamıyor, yanaşamıyor ya yanına. Ya soru soracak bir şey de yok zaten yani. Onlara ya. Onların yapacakları bir şey de yok zaten ya. Halk burada kendi kendini bak. Mesela ben, biz iki partili mesela, ya bir AK Parti ya CHP tartışırken o kadar abi. Güzel tartışıyoruz ki. Helal olsun. Şey yapıyoruz. Ama hiç, ama onlar tartışırken bilmem küfür ediyorlar ya. O kadar affedersin şerefsiz yok bilmem ne şu bu. Ya ağzına alınacak lafla yani, söyleniyor. Ben sen birbirimize söylese kavga ederiz orada. Birbirimize gireriz. Değil mi abi? Yakışmıyor zaten. Onlar ya, halkı temsil etmiyor o durumda. Durmuşlar yani. Orada söyleme. Burada söyle. Gel. Şimdi, ah şu kamera için, arkasını bir yapabilsek var ya değerli izleyiciler. Ah. Onun için biz onlara dikkate almıyoruz. Biz onlara halk olarak halk bak birbirine karşı saygılıdır. Onlar birbirine karşı saygılı değil. Peki. Çok güzel şeylere değindin. Allah senden razı olsun da. Bir de ne soracağım sana? Şimdi emekli maaşlarına bir kesim zam yapıldı fakat emekli milletvekillerine 18-19-20 bin liraya çıktı maaşlar. Evet. Nasıl olacak bu iş? Şimdi bak şimdi ne diyorlar biliyor musun? Hani bal tutan parmağını yalıyor. Bravo. Bal tutan parmağını yalıyor. Şimdi kaynağın başında onlar. Bravo. Onlar kendilerine şekilde ayarlıyorsa ayarlıyorlar. Oradan artan bir şeyler, suyu bize geldiyse biz ona yetiniyoruz zaten. Ama yetmiyormuş onlara o maaş. Ya şimdi bakın, lüksün sınırı yoktur. Bravo. Bugün günde 50 milyon da alsan o gün onu bitirirsin. Bravo. Şey yok çünkü insanlarda tutum yok yani, şöyle iktisat yok. Bugün benim bir ihtiyacım, bir elbise vardı, bunu giyerim bir iki ay da üçüncüye dördüncüye ihtiyaç yok. Ama öyle bir şey değil yani, şimdi bir çoluk çocuğu gittiği zaman her ay VTB 10 gün model değiştiriyor, yok bilmem ne diyor, araba şurada burada sınır yok, yetmez. Çok güzel abi, seni yetmez. Çok tebrik ediyorum Muhtelif abi. Bir de Muhtelif abi, şehrimizde genelde, yani sadece şehrimizde değil, mesela İstanbul'a gittiğinde İzmit'ten İstanbul'a kadar bir araç kuyruğu var. Şehirde de bak şu anda Ankara Caddesi'nden merkeze kadar kuyruk var. Evet, herkesin evet, altında evet. Bir tane, bir ailede iki tane, aynen, üç tane aynen, araba var. Evet, evet, bu evet. Peki bu şey nereden geliyor yani, bu değirmenin suyu nereden geliyor bu kadar da? Millet ağlaşıyor hala. Ya var millet, inan bak var. 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 Şimdi bakın şöyle düşün. Şimdi mesela sürekli biri bana para veriyor. Günde 50 lira, 100 lira, 300 lira, 500 lira. Ama düşürdü 50 lira. Aa yok, ben 50 lira, 200-300 lira istiyorum, yine devam etmesi lazım. Ya kardeşim, sana sürekli 300-400 lira vermişken iyi de. Şimdi yok, 50 lira eder et. Ona bağırıyor, yok diyor, yok diyor, biz öldük bittik. Aslında var çünkü, ben kendimden söyleyeyim ya. İki adım yere giderken arabayla gidiyoruz. Ya kardeşim, mazot 14 lira. Minibüse bin git gel. 3 lira 4 lira ver, her taraf senin. 5 kişilik bir aile düşün. Tabii canım yani. Tabii canım, herkeste birer ikişer tane telefon var. Herkeste şey var. Ben kendi ailemde de aynı şekilde. Yani herkeste telefon var. Günlük 500-600 lira zaten telefona şuraya gidiyor. Bak abi, şu trafiğin akışına bak şimdi, ya. Ya evde lüks arabalar. Araba eski araba da yok yani. Eski ya. Araba hiç yok. Ya. Herkeste şimdi şu anda telefon, herkeste aynı şekilde. Yani sigara desen herkeste aynı şekilde. Ya. Yani bunlar iktisat olmadığı zaman, iktisat olmadığı yerde, İsraf olan yerde şey olmaz. Peki, bereket olmaz. 22 liraya işte bira, şu bu 25 liraya, rakı 150 liraya çıktı. Almasa millet bir ay ne olur abi? Ya almasa sağlığına kavuşur. Ya. Sağlığına İçmeyin kavuşur. La. Bırak İçmeyin. Ekonomik olarak. Ekonomik olarak bırak, sağlığına kavuşur. Abim benim, sağ ol. eksik olmayın, geçerken bize teşrif ettiniz. Kendinizi tanıtarak böyle Sakarya ile ilgili neler paylaşacaksınız bize? Anlatın bakalım.
Merhabalar. Ben Adapazarı doğup büyümeyim. Yaşım 61. Ben yaşamım boyunca bu kadar saygısızlıklar yaşayan bir bürokrat, bürokrasi görmedim yaşamım boyunca. Kim geldi, kim gitti, herkese şahidiz. Ama bu kadar saygısızlık içerisinde olan bir idareler yönetiminde şok oluyorum. Ne konularda anlayamadım. Konu mevzu şu. Kaçıncı ikaz ediyorum. Yaya geçitlerini araçlarla işgal ediyorlar. Belediye. Büyükşehir Belediyesi'nin şu çay bahçesinin alan bölgesi olan yer halka, umuma açık bir yer. Ama orada parkı var onun ama şimdi. Ticari olarak kullanılır gibi. Yok yok. Taşeronlar oraya çekiyor. Şimdi hepsi çalışanlar orada ama şimdi oraya şimdi çalışanlar yanlış şey hariç. Diğer yerlerde şu gördüğün yaya geçidinde park eden var mı? Park buralarda yok. He. Da içerideki ya, vatandaşın yayaların geçeceği yol tıkalı araçlarla. Allah Allah. Ona isyan ediyorum. Mevzu dikkat bu. Dikkat etmedim. Mevzu. Şu an yarım saat önce ben geldim, uyardım onları. Uyardığım halde yine aylardan, yıllardan beri de ben birey olarak, vatandaş, duyarlı, Sakarya'nın çocuğu olarak kaçıncıya da ikaz ediyorum. Allah Allah, hiç dikkat. Bu son kez ya. Olacak. İnşallah temennimde kaldırırlar, uyarlar. Başka böyle Sakarya'ya dair paylaşacağım bir şey var mı? Hayat Sakarya'ya geçim, paylaşacağım seçim. Yer diyeceğim. Gençlik alan, spor alanları hiç yok. Faaliyetler sıfır. Bisiklet vadimiz var. O hariç. Sakarya'nın içi. Bisiklet şehriyiz biz. Adapazarı'nın içi önemli. Merkez. Merkez. Spor alanları, ben bütün sokakları geziyorum bisikletle. İki tekerli bisikletle geziyorum ben. Bütün Adapazarı'nın içerisini, civarını. Müthiş açıklar var. Spor alanları sıfır. Allah. Spora, gençlik uyuşturucuya kapılmış. Ben 7-8 senedir genç uyuşturucu satan itlerin peşindeyim ben. Emniyetlerin işbirliğinde oldum kaç defadır. Yardım edelim dedim bilmem ne. Ama çocuklar yarın salınıyor. Yakalanan götürülüyor. 3 ay sonra sokakta. Devam ediyor. Ne yapmak lazım? Ya duyarlı olmaları gerekiyor. Yaptırımların bir an önce faaliyete girmesi gerekiyor. Tamam Harun. Bir de bu yardım kuruluşları gelen kardeşlerimize, affedersin ama yardım kuruluşlarının idareci görünen sokak aralarındaki yardım kuruluşları şahit oldum. Onu da gittim sosyal yardımlaşmaya, oraya da ikaz ettim. Fotoğraf çektim. Biz dedi onlara karışamayız. Ya çöpe atar gibi eşyaları atmışlar. Vatandaşın getirdiği eşyaları gizli olarak ben de götürdüm. Ben de götürdüm. Şahit oldum. Ya oturmuşlar sokağın karşısında, sokakta dilenci gibi eşya yıkıyorlar. İçeride sen niye teşhir ediyorsun ki insanları? Bu mu Müslümanlığımız bizim? Ben Asım Keskin, Sakarya. Hı. Anlat bize Sakarya. Hayat nasıl gidiyor? Yaşamda neler karşılaşıyorsunuz? Yaşam çok zor. Hele ki şu hastalık çıktı, iyice zorlaştı. İşsizlik aldı başını gidiyor. Askeri ücret desen yine aynı. Emekli desen zaten yanıyor. Başka ne diyeyim ya, millet acından ölüyor. Ne yapabiliriz? Ne yapabilirler? Ekonomi. Ekonomi. Evet, emeklere bir pay vermesi lazım. Verdi ya. Gençlere ne verdi? 500 lira verdi. 500 lira nasıl yesin? Bir ev kirası 1250, 1300, doğal gaz, elektrik, su. Nasıl yesin? İki çocuk üniversite okuyor. İş yok. 2500 lirayla nasıl geçineceksiniz? Ne olacak peki? Soruyorum. Allah büyüktür, hele bakalım bir çaresi olacak halat. Peki. Teşekkür ederim. Şey yok, teşekkür ederim. Gel şöyle yanıma. Hangi okula gidiyorsun? Aydın Adnan Menderes Üniversite okuyorum ben. Öyle mi? Evet. Sakarya'lısın, orada okuyorsun. Sakaryalıyım, orada harika okuyorum. Ya. Burada da okuyorum aslında. Burada da mı? Nasıl, iki üniversite mi okuyorsun? Evet. Aferin sana be. Kaynarca'da. Göktuğ. Göktuğ. Peki Aydın'da ne okuyorsun? Aydın'da işletme okuyorum, burada bilgisayar. Of. Hangi okuldan mezun oldun burada? Ali Dirmen'den, liseden. Oo, maşallah. Çok güzel ya, hayret ettim valla. Teşekkürler. Saçlar ne iş, janti? Öyle bir hani sıkıldık artık. Allah Allah. Yani hiçbir şey yapamıyoruz, bari de kendimizde bir şeyler değiştirelim. Abi nasıl bir şey yapamıyorsun? Niye bir şey yapamıyoruz ki abi? Ne yapacaksın? Ne yapmak istiyorsun?
Kur'an en azından hani dışarıda gördüğümüz insanlar gibi ne bileyim gezip eğlenebilmek ya da en azından bir iki hobim olmasını isterdim. Bir dakika, dışarıda gezdiğimizde insanlar derken yurt dışını mı kastın? Yurt dışı. Mesela? Ya mesela abi ne bileyim hani bir kayak yapmak isterdim, bir bisikletle gezmek isterdim. Şimdiki bisikletlerin fiyatına bakarsak o imkansız. Kayak desen o çok ayrı bir imkansız zaten. Baktık hani çevrede bir şey değiştiremiyoruz, kendimiz de değiştirdik. Sakarya bisiklet şehri ama biliyorsun. Bisiklet şehri evet, bisiklet ama, yollarımız çok güzel ama bisiklet olmayınca süremiyoruz zaten. Bisikletler çok pahalı diyorsun evet, yani değil mi? 4500 evet. Lirada 4-5 bin liradan aşağı bisiklet yok yani, binecek yok. Bisiklet. Kesinlikle doğru yok. Doğru değil mi? Maalesef. Peki başka neyi paylaşalım seninle? Peki Aydın'la Sakarya'yı şöyle bir mukayese et dediğim zaman neler söyleyeceksin bize? Git gel şöyle bir Aydın'a. Ya bunun cevabını direkt kolay verebilirim. Çünkü hani Sakarya benim memleketim, hiçbir şeye değişmem ne kadar güzel olursa olsun diğer şehirler. Mukayese ettiğim zaman tabii ki doğrusu biraz daha yazlık işte, güneşlik falan filan ama Sakarya'nın insanların hiçbir şey değişmiyor. Adamsın sen. Peki başka diyeceğim bir şey var mı? Yok, teşekkürler. Eyvallah. Sağ olun. Hoşça kal. Sizi ikinizi konuşmacı olarak alayım, hatıra kalır size hem. Gelin şöyle. Gel yanıma, gel. Selam. Aleykümselam, gel hoş geldin, gel. Yalnız, yengem gel sen de. Biz yabancıyız yalnız. Olsun, daha güzel işte, gel şöyle yanıma, gel. Yabancıyız derken? Ankara. Neresinden? Ankara merkez. Merkez. Annem? O da Ankara. Kızılcahamam, Ankara. Berabersiniz. Beraberiz. Kızılcahamam derken Ankara, Kızılcahamam biraz uzak ama. Ya, memleket Kızılcahamam ama Ankara'da yaşıyoruz. Şahane bir yer Kızılcahamam yalnız. Gittin mi? Oo. Aynen. Havası, suyu, kaplıcaları. Oo. Toplantıları. Oo. Değil mi? Gittin. Bu hafta da şey giriyor, başka bir parti giriyor orada toplantıya. Vallahi hiç dikkat etmedim ben. Yok. Kızılcahamam'da oturmadığım için. He. Ankara'da oturuyorum. Ankara çok büyümüş bu abi. Uçmuş oo. Gitmiş Ankara. Oo. Ne olmuş öyle Ankara'ya? Tabii buralar daha güzel ya. Değil mi? Ankara yaşanacak yer değil. Adamsın sen ya. Bizim Sakarya'mız bir tanedir. Ama bak, her şey var. Bakıyorum da Türkiye buralar be, yerleşim açılmış. Türkiye beslemişti bu Sakarya Ovası. Doğru. Yerleşim açılmış. Ovaya bak, düzenliğe doğru. Bak ama. Doğru. Neyi eksik gördün? Sakarya'da mı? He. Çok düşündüm abi, bir şey mutlaka böyle daha olursa güzel olur diyeceksin mesela. Öyle bir şey bekliyorum senden. Ha. Ne olursa. Ne olursa. Vallahi güzelliğini görüyoruz aslında Sakarya'nın. Değil mi? Güzel. Tamam. Ya bir eksiklik yok. Peki laf dönüp dolaşıp siyasete geliyor. Türkiye'deki siyasi yaşamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela bizi yönetenlerin birbirlerine karşı böyle ağır sözleri var, alaycı sözleri var, aşağılayıcı sözleri var. Bunlar nasıl yansıyor size, dışarıda yaşayan halka? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şu anda hiç siyaset düşünmüyoruz. Tek düşündüğümüz onlar işleri yolunda. Bravo. Bravo. Bizim şu anda kendi işimiz. Biz geçimdeyiz değil mi? Öyle. Biz geçimdeyiz. Peki isim neydi abicim? İsmim Alaaddin. Peki. Çok kalacağınız mı Adapazarı'nda? Bir hafta kalacağız. Allah yolunuz açık etsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın abicim. Sağ olun. Siz gelin buraya. Gel. Gel yanıma gel. Gel. Aleykümselam. Neredensiniz? Abalıköy. Nerede yaşıyorsun sen? Abalıköy. Sakarya Abalıköy. Abalıköy şu aşağıdaki değil evet, mi? Evet. Şu Budaklar tarafındaki. Evet. He, Budaklar tarafı. Evet. İsim neydi? Rüştü. Nasıl gidiyor hayat Rüştü? Çok zor. Vallahi paylaşacaksın. Hayat hayat zor. Neleri neden, zor? Neden zor? Sağlık açısından olsun, maddi durumdan olsun, iş konusundan olsun, nasıl diyeyim yani, aş konusundan olsun, aş dediysem yemek yani. Yemek. İnsanlar çok mağdur bir durumda. Gördüğümüz insanlar var, tanıdığımız insanlar var. Üzülüyoruz yani, biz de mağduruz ama biz gene buna şükür, Allah'a şükür ediyoruz. O insanları gördükçe bizim nasıl diyeyim size, hani boğazımızdan bir kaşık lokma geçeceği yerde yarıda kalıyor. Bu Abalıköy depremde hani prefabriklerin kurulduğu yer değil mi? Evet depremde. Evet. Sonra kaldırıldı onlar. Onlar kaldırıldı. Herhangi bir kalıcı konut falan yapılmadı mı orada? Yapılmadı. Yok, kalıcı konut yapılmadı. Zaten genellikle şöyle bir şey yani, biz Sakarya'da yaşıyoruz zaten. Biz Sakarya çocuğuyuz ama şimdi genellikle bu Adapazarı'nın içini güzelleştirmene gerek yok. Gideceksin, gezeceksin. Köyleri gezeceksin. Sokakları. Tabii, köyleri gezeceksin. Köyleri gezeceksin. Fakir var, fukarası var, zengini var.
Ama biraz da fakiri fukarayı düşüneceksin. Yani köyümüzde bizim bir altyapımız bile yok. Bizim kendi köyümüzde bir altyapımız yok. Köyümüzün, mahallemizin camisinde camimiz var, lojmanı yok. Yani inanın, sadece çarşıyı güzelleştirmek değil. Şöyle bir gez, çevreni bir göz. Çevreyi şöyle bir gez. Acaba fakir var mı? Fukarası var mı? Acaba köyü yolu nasıl? Acaba alt sorunu var mı? Su sorunları var mı? Yolunuz nasıl Abalıköy'ün yolu? Yolumuz asfalt, güzel. Gördüm ben. Evet. Yollarımız güzel ama mağdur insanlar çok. Mağdur insanlar çok. Mağdur insanlar çok. Mesela ben kendimden bahsedeyim. Yani müsaade ederseniz. Ediyorum canım, niye etmeyeceğim? Mide ameliyatım var. Sağ böbrem yok. Dalağım yok. İç kazasından kaybettim. İki sefer anji oldum. Hastaneye gidiyorum. Malulen emeklilik için. Onu da alamıyorum. %60 rapor vermeleri gerekiyor emekli olmam için. %60 rapor alamıyorum. Zaten benim sağ böbrek yok, dalak yok. İki sefer anji oldum. Mide ameliyatım var. Hani bunu gerçekten nasıl bir çalış... Yani ben şimdi bir işe girsem, beni kim alır? Almaz. Hani bir sigortalı bir işe gireyim. Almaz. Beni kimse alır mı? Ama neden? Benden ne isteyecek? Gerekiyor. Sağlık raporu isteyecek. Bu doktor bana sağlık raporunu nasıl verecek? Veremez. Vermemesi için ne olması gerekiyor? Benim bu adamın kaç günü iş günü var? 2000 günü. Benim mahalle neye emekli etmişsin? Ben de mağdurisim. Bizde bir karış yerimiz yok. Yani belki de burada şimdi bizi tanıyan insanlar da bizi seyredecek. Doğru mu? Aynen. Onlar da biliyorlar bizim mağdur olduğumuzu. Şimdi bize birileri yardım ediyor. Mesela muhtarlar olsun, bazı insanlar olsun. Bizi tanıyan insanlar dışarıdan bize yardımcı oluyorlar. Yememizden için olsun, aşımızdan için, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan için olsun. Nereye kadar? Nereye kadar? Her şey pahalılık almış başına gitmiş. Ben mesela biz satın ekmek yiyemiyoruz. Ben evde 5 nüfusum. Daha benim 7 yaşında, 9 yaşında, 17-18 yaşında çocuğum var. Daha bunlar aş getiremiyor. Biz bunlara bakmak zorundayız. Biz bunlara getirmek zorundayız. Getiremiyoruz abi. Getiremiyoruz. Satın zaten yiyemiyoruz. Alacağız bir çoğulun. Ben bir çoğulunu 90 milyon alıyordum. Şimdi? Abi şimdi nereye alıyorsun? 400. Ben inan aşağı yukarı 10-15 gün oldu değil mi? Bir 25 kiloluk un alalım diye, o parayı biriktirelim diye. 15-20 günden beri o parayı biriktirmek için çabaladık da aldık bir 25 kiloluk un. Yazık yine. Parası olan yaşıyor. Parası olmayan sürünüyor. Peki nasıl düzelecek bu işler? Abi nasıl düzelecek? Nasıl düzelecek? Her şey gene insanların elinde olan bir şey. Peki geçtiğimiz seçimden bu yana oraya oy istemeye gelenlerden hangi biri kaç defa gelip de sizin halinizi hatırınızı sordu? Soran yok. Abi bizim halimizi hatırımızı soran yok. Bir tek şeye gelirler bize. Oya gelirler. Oy zamanı gelirler. İşte şöyle, işte böyle yapacağız. İşte şöyle yapacağız. İşte böyle yapacağız. Hani o köprüden geçene kadar dayı misali oluyor. Köprüden geçene kadar dayı misali oluyor. Ondan sonra ne fakiri ne fukarası. Zengin zaten zenginleşti. Sen evet abi, biz ilkokul okuduk. Dolar 11 liraydı. Doları yaptılar efendime söyleyeyim 18 lira. Zengin ne yaptı? Gitti dolarını bozdurdu. Doları gene düşürdü. Aradaki gariban oldu abi. Dolar düştü. O doların yükseldiğinde her şey pahalaştı. Dolar düştü abi. Niye indirmiyorlar? İndirmiyorlar. Tabii bizim belediye başkanlarımız var. Efendime söyleyeyim milletvekillerimiz var. Onların çökmesi lazım tepelerine. Efendime söyleyeyim bakanlarımız var. Askeri maaş dediler. Bak şimdi.
Biz bunları yaşadık yani. Askeri maaş dediler. Askeri maaş ne kadar abi? Şu anda 2800'den 4000. 2800'den 4000. Sen zaten 4000, 5000 lira yapsan ne olur ya? Evet. 5000 lira yapsan ne olur? 6000 lira yapsan ne olur ya? Sen %100 her şeye zam koydun. Kaşıkla ver. %150. %150. Abi kaşıkla verdin. Sen kepçeyle gene geriye aldın. Peki. Peki dostum, toparla. Toparlayayım abi. Önce şuradan Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Önce Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Adını söyle, soyadını söyle. Rüştü Demir. Abalıköy'ü. Abalıköy'ü Bostancar Mahallesi'nden. Buradan Sağlık Bakanlığı'na söyleniyorum. Buradan hastanelere de sesleniyorum. Mağdur insanlara gereken neyse onu yapsınlar. Dedim mi az önce? Bende mide ameliyatı var. Sağ böbrek yok. Dalağımı aldılar. Tamam, onları söyledin onları. Kapat. Gerekiyorsa niye bunlar bu nasıl diyeyim size? Raporu vermiyor. Raporu neden verilmiyor tamam, yani? Konu anlaşılmıştır. Tamam İnşallah abicim. Teşekkür ederim. Sesini duyarlar. Abicim. Bize dönerler, biz de sana döneriz. İnşallah tamam. Abicim. Sağ ol. Allah razı olsun. Eyvallah. Siz de bizi konuşturdunuz, ne mutlu. Gel. Gel, konuşmacı olarak alıyoruz sizi. Gelin. Buyur. Hayata dair, yaşama dair nasıl gidiyor? Nedir beklentileriniz? Olup bitenlerle ilgili yürenler ne geçiyorsa anlat bize bakalım. Kendini tanıt. Ben mi tutayım? Tut, sen tut hadi. Ben Şaban Melih Kocaalili'yim. Hayata beklentim emekli maaşlarının gelen zamlarla %150 olup az alana çok alana da hiç vermemek, bu da kanun dışı. Bir örnek vermek gerekiyorsa 2006 yılında emekli oldum Nisan ayında. En son verdiğim aidatım 280 bin liraydı. Çiftçi Bağkuru da 20 bin lira veriyordu. Eğer Çiftçi Bağkuru sağlık hizmetinden yararlanmak istiyorsa 30 bin lira veriyordu. Ben de 280 bin lira vererek emekli oldum. Şimdi Çiftçi Bağkuru azalıyor diye ona çok veriyor, bana da vermiyor. Ben para yatırdığım kadar benim maaş almam lazım. Sen bana vereceğin zamı niye azalana veriyorsun? Azalana az vereceksin. Ben çok yatırdıysam emekli maaşım da çok olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani. Şimdi askeri ücretle çalışıyor adam, 600 bin lira vergi yatırıyor. Öbür taraftan adam 6 milyar alıyor, 2 milyar vergi yatırıyor. Şimdi aynı mı olur onun maaşı yani? Şimdi bir de sistemde hükümetin bu zamları geri almıyor diye marketleri denetliyorlar. Marketlerin denetlenmesine ben karşı değilim. Ama kendini de denetlesin. Bak ben mazotu evvelsi gün Kocaali'ye gittim, 12.100 liraydı. Geri döndüğümde 13.400 lira oldu. Benim gübrede düşüş oldu diyor. 26'lık gübre atıyorum, fındıkçıyım ben. 5 kuruş düşüş yok. 12.500 lira. Nerede düşüş yaptın? Mazotta mı yaptın? Benzinde mi yaptın? Gübrede mi yaptın? Unda mı yaptın? 2.200 liraya buğday aldın temo olarak. Şu anda 6.400 liraya buğda satıyorsun. 200 gram ekme 300 bin liraya alıyor, 3 bin liraya, 3 liraya alıyoruz. Bu millet nasıl geçinecek? Oltarama gelirim benim 15 bin lira olduğu halde zorlanıyorsam, %200 enerjiye para ödüyorsam, ilk önce sen fiyatlarını bir düşür de git marketlerde denetle. Ben marketlerin denetlenmesine karşı değilim. Seni kim denetleyecek seni? Seni kim denetleyecek? %200 doğalgaza, petrole 5600 liradan o 13.500 lira yaptığın zaman mazotu sana kim dur diyecek? Bunlar önemli şeylerdir. Bunlar önemli şeylerdir. Bu iktidarın ayakta durmasının yegane sebebi de geride güçlü, güvenilir, dürüst bir muhalefet olmadığı için adam nalet olsun deyip bir daha buna atıyor. Başka bir şey demeyeceğim. Sen kendini de denetle. Aleme ceza kesiyorsan kendinden başla ceza kesmeyi. Yani bana çuval düzü sokuyorsan iğneyi de kendine sok bakalım. Bu acıyı bir tat derim. Allah inşallah hayırlı etsin.
düşük gelirlinin yar ve yardımcısı olsun. Eyvallah. Abim sen Karasu Kocaeli tarafındansın. Kocaeli tarafından. Peki Karasu açıklarında doğalgaz bulundu biliyorsun ama hiç yansımadı. O neden oldu? Onu bilmiyorum yani onun çıkartması kendisini kurumu diyorlar, kapatıyorlar. Petrol de öyle kapatıyorlar kuyularını. Bak sen dolu bir adamsın yani, eksik olma. Evet. Çok güzel konulara değindin. Hiç biz müdahale de etmedik sana. Evet. İçinde ne varsa onları evet, bizle paylaştın sağ ol. Evet. Peki ben bütün izleyicilere soruyorum hepsine. Siyasilerimiz yani bizi yönetenler muhalefette olsun iktidarda olsun birbirlerine karşı böyle çok ağır söylemlerde bulunuyorlar. Aşağılayıcı, alaycı böyle hakarete varan sözler sarf ediyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi 2007 seçimleri mazot 3000 liraydı. 1000 liraya vereceğim diye tanker gezdiriyorlardı. Fındık 2000 liraydı. Ben 10.000 lira vereceğim diyorlardı. Bunun üzerine kurulmuştu. Şimdi şunu söylemek lazım. Şimdi öbür iktidar gelse acaba mazotu 5 lira mı yapacak? O da hayır. O da hayır. O da hayır. Eğer yapacağım diyorsa yalan söylüyor. Bakın ben iyiliğini de söylüyorum, kötülüğünü de söylüyorum. Marketlerin denetlenmesine karşı değiliz ama seni kim denetleyecek? Bu doğalgazı bak. Elimde su faturam var. 20-22 bin lira verirken ben su faturasına ilk defa 54 bin lira geldi. O kadar su harcadın mı? 54 bin lira geldi. O kadar su harcadın bak mı? Bak burada. Bak ben 20-22 bin lira veriydim. Aç şunu. 54 bin lira su faturası geldi. Ben iki kişiyim. Bak burada 54 bin lira. Bak geçen ay 22 verdim ben. 54 bin lira geldi. 54 bin lira geldi. İki kişiyim ben. 5 kişi 150 bin lira verecek demek abi, ki. Sedaş 486 bin lira. Evet, evet. 486 o lira. İlk ay, 10. ayın faturası. Burada durmuyorum ya. Sen 500 o zaman geldi. Mi yakıyorsun? Hayır, yok. Bu Sedaş, evet. Elektrik 486 Ağdaş, bin lira. Ağdaş bu. O doğalgaz. Doğalgaz, Ağdaş. Şimdi, doğalgaz? Şimdi dostum, gelen iktidar bunların zamlarını almayacak. Gerekirse o da yapacak ama biz şunu bekleriz. Biz şunu bekleriz. Hakkaniyetli bir simit bir çayın olduğu zaman da şu anda simit 3 lira ekmeğe de geçti. Adam önceden bir çay bir simit yiyorsa şimdi onu da yiyemiyor. Onu da yiyemiyor. Arkadaş 2200 liradan Temo'dan buğday aldın 6500 liraya veriyorsun. Sen Temo'sun devletsin. 2200 liradan Temmuz ayında buğday aldın ekmeğe düşüreceksen vereceksin satacaksın onu. Fındık kaç para bu? Yani bakın şimdi. Fındık geçen senenin fiyatından açıklandı. 22.500 lira olarak. Temo'da 26.500 lira verdi. Şimdi arkadaşlar Temo 40.000 lira verse bile vatandaşımız Temo'ya fındık satamıyor. Niye satamıyor? 20 gün geç verdiği için adam işçiyi gönderecek. Temo'ya fındık satsa 20 gün sonra alacak. İşçiye ne parası verecek? O da 22.000-20.000 liradan da tüccar fındığı alıyor. Temo aldığı 10 ton, ben 8,5 ton fındık veriyorum Temo'ya. Bana dese ki 1 ton yatır da amale paranı al dese benim için daha iyi. E şimdi adam işçi gönderecek. Fındığı 22 bin liradan satıyor. Ben fındık 26,5 diyemiyorum ki. Kaç lira olması lazım bu seneki yani, fındık beklentisi? Şimdi. Ağustos ayında mesela. Şimdi. Götürdün. Evet. Askeri ücretten biz fındık yevmiyesi veriyoruz. Geçen sene 120 bin liraydı. Bu sene 175 bin liradan vereceğiz askeri ücrete göre. Şimdi ben 4 kilo fındığa bir amele çalıştırırken önümüzdeki yıl 7 kilo fındık vereceğim. 7 kilo fındık vereceğim. 7 kilo ameleye bak. 4 kilo fındığa çalıştırıyordum. Evet. 4 kilo. Şimdi önümüzdeki yılda 7 kilo fındığa çalıştıracağım. Öbür sene 10 kilo fındığa. En son fındığı adama vereceğin bu fındığı topla diyecek. Başka bir şey değil. Başka bir şey değil. Onun için bakın kısaca şunu söylüyorum. Devlet de kendine çeki düzen versin. Doğalgazı kendi kontrolünde olan, kendi kontrolünde olanı bir düşürsün bakayım. Onu bir düşürsün. Sıra marketlere gelsin.
marketi denetledikleri zaman da benim dediğim gibi demiyorlar ki. Abi onları anlattın yani. Da şu hani alaycı, aşağılayıcı sözler söylüyorlar ya, onlar karşısında vatandaş bölünüyor, bölünüyor. Aynen. Onu bana şey yap, izah et. Nasıl bir söylem bu? Mesela buradan sana diyor kemik çıkmaz diyor. Bilmem ne diyor, şu diyor, bu diyor. Yani bunlar hep bizim insanımız hepsi yani. Bizi ayrıştırmaya kimin hakkı var yani, onu söylüyorum. Ya sana. Seni samimi bulmuyorlar. Bu konuda sana bir buradan ekmek çıkmaz diyor. Adam samimi bulmuyor. Kemik kemik. İşte o manada söylüyor yani. Ya muhakkak. Demin şu gezen köpekler yani, yerine koyuyor seni. Böyle bakın, bir söylem olabilir mi? Bakın şimdi dostum, sen sağlıklı toplanırsan. Bak o Deva Partisi, bir de Maliye Bakanı vardı. Maliye Bakanı vardı. Üç tane bakan hep birleştiler. Sağda güçlü bir iktidar olacaktı. Şimdiki Cumhurbaşkanımız dedi ki bu ülkeyi bölmeye gider. Muhafazakar insanlar bizi rencide etmesinler, önümüzü kesmesinler dedi. Onlar da tuttu Davutoğlu, o Maliye Bakanı, öbürküsü ayrı ayrı parti kurdular. Çok yanlış yaptılar. Çok yanlış yaptılar. Aynen katılıyorum. Sen şimdi beni sevin, benim düşmanımın, dostumun düşmanı da benim düşmanım olur. E ne oldu? Üç tane ayrı ayrı parti kurur. Oylar bölünecek. E oylar bölünecek. Bölünecek zaten. Şimdi Davutoğlu, o Maliye Bakanı'nın ismi neydi? Şöyle gelme. Maliye Bakanı'nın Gökler ismi vardı Maliye yani. Maliye Bakanı'nın ismi ya? Ya o da parti kurdu ya. Şeydi, Babacan'ı diyor. Babacan, evet. Babacan. Bunların hepsi bir niyetli adam değil mi? Hani he, samimi insanlar bunlar. Davutoğlu da samimi insan. Madem ki sen iktidarı beğenmiyorsun, yanlışları var. 3-4 kişi bir araya gelin, tek olun. Tek olun. Onların da gayesi iki milletvekili satın alacak. Seçime yakın grup grup devletten para alacak. Başka bir şey değil. Şimdi herkese eleştiriyorsan eleştirenler bir noktaya gelecek. Gelmediği zaman adam düşünüyor, bakıyor. Bunların da dediği yanlış değil arkadaşlar. Hükümetin başarısından dolayı bu hükümet ayakta değil. Güçlü bir adam olmadığı için, samimi bir adam olmadığı için bu burada. Peki abicim, çok ben bunu diyorum. Sağ ol, eksik olun. Siz de sağ olun. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Değerli izleyiciler, işte dediğim gibi bakın, bizim insanımızda inanılmaz bir ince zeka var. Biz kimseyi burada şunu söyle, bunu söyle diye zorlamıyoruz. Bak adamı hiç tanımam etmem. O kadar güzel konulara değindi ki. Ama dediğim gibi Türk milletindeki o ipince zekayı ne Amerika, ne Rusya, ne Çin, ne Japon hiçbirisi çözemedi, çözemez. Bizim insanımız dinler, izler, not alır, seçim zamanı sandıkta cevabını verir. Bize öyle Kazakistan, Mazakistan hiçbirisi kazımaz. İşimiz de olmaz bizim sokakta. Evvel Allah'ın izniyle bizim işimiz gelen ilk seçimde, ama erken olur, ama zamanında olur. Onu da biz de bilemeyiz. Siyasilerimiz bilirler. Ama bizim insanımız bu işin altından, bu pahalılığın altından hepsinden kalkacak. Yeter ki ne pahalandı? Sigara pahalandı. İçme abi bir ay. Ne pahalandı? İçki pahalandı. İçme abi bir ay. Ne pahalandı? Marketler pahalandırdı. Gitme abicim bir ay. Pazardan alışveriş yap. Bakkaldan alışveriş yap. Bu değil mi yani? Haksız mıyım arkadaşlar? Değerli izleyiciler, haftaya yeni konu ve konuklarla buluşmak üzere. Dök İçini programına gelin. Anlatın, dinleyelim, aktaralım. Hoşça kalın.
Sakaryalıların derdi ortağı Turgay Özbalkanlı ile Dök İçini Rahatla sona erdi.